12 ayda casus diye yakaladıklarının hepsi Suriyeli, Iraklı değil. Tabii. Bir de Doğru. Yani. Bakın tabii. Şunu Suriyeli, Iraklı ya. Bakın beyefendi. Önemli tabii. olan şu. İzleyicilerimizi de şu perspektifi çizelim. Tek tek güzel örnekler verdik. Şunu bilelim. 2011 yılında Türkiye bir geri kabul anlaşması yaptı. Ben 2000 yılında Avrupa Birliği Türkiye'nin ilk toplantısına yani Avrupa Birliği'de adaylık için katılan bir yargıçtım o zaman. Avrupa Birliği bize şunu söyledi. Masada oturduk. Karşı tarafta Avrupa Birliği'nin temsilcileri genelde ordu vardı bu tarafta da bizim tarafımızda da. Çünkü Avrupa Birliği öyle istedi. Sınırlar benim için önemli dedi. Eğer dedi Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olacaksa sınır güvenliği çok önemli. Çünkü dedi ben Hakkari'den giren adamı Londra'ya kadar tutamam tabii, dedi. Tabii. Dolayısıyla bizlerle daha çok yani Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden daha çok Orduyla ilgilendiler. Dediler ki ne yaptık, ne koyulacak? Bu konuşuldu. Şunu söyleyeceğim. 2020, 2011 yılında Türkiye şu kararı aldı. Avrupa Birliği'nin sığınmacı deposu olmayı kabul etti. Eğri oturup doğru konuşalım. 2011 yılında geri kabul anlaşmasıyla Avrupa'ya gidecek tüm sığınmacıları kabul etmeyi biz, bizim devlet başkanımız ve işte Davutoğlu, işte Sayın Cumhurbaşkanı bunu kabul etti ve bugün hiçbir sığınmacıyı Avrupa'ya göndermemek karşılığında Avrupa'nın Türkiye'ye işte Osman Kavala'dır, şunlardır, bunlarla da ilgili 200'lü politikalarına maruz kalıyoruz. Avrupa da tamam diyor Türkiye. 13 milyon kişi çünkü bu 13 milyon kişinin hedef ülkesi Türkiye değildi. Hedef ülke Hollanda'ydı. Hedef ülke Almanya'ydı. Biz izin vermediğimiz için gitmelerini hatta gidenleri bile geri almakla yükümlüyüz bu anlaşmaya göre. Bunları da geri aldığımız için biz eğer oturup da iktidarı değiştirmeden bununla ilgili iktidarın yapacağı hiçbir açıklama samimi olamaz. 2011 yılındaki dakika. anlaşma Hı. iptal edilmedikçe olamaz. Son olarak başka bir konu daha var. Onu konuşmadan bitirmek bir istemiyorum. Bir şey çok söyleyeceğim. Çok 2011, kısa. 2011 tesadüf değil. Balyoz toplu tutuklamalarının yapıldığından çok itibaren önemli. Suriye politikasının önü açıldı. İşte. Bu da bu millet... O, Başına o, o, o yüzden o Balyoz, sonra. Balyoz'a şey olan hükümete ortaklık yapan evet. suç ortaklığı evet. yapan insanlara mülakat vermemek lazım. Onun için CHP'yi eleştiriyoruz. Buradan evet. CHP'yi niye eleştiriyoruz? Evet. Eleştirmeyecek miyiz? Yani Balyoz Türk ordusuna yapılan en büyük e, kumpastır, tabii, darbedir. Atatürk'ün darbe. ordusuna. Onlara su taşıyan gazetecilerle niye konuşuyor ana muhalefet partisi deyince biz suçlu oluyoruz. Son olarak şunu soracağım. Bahçeli görüşmesi. Özgür Özel şimdi sıcak bir başlık o da onun için söyleyeceğim. O görüntüyü de verelim arkadaşlar. asgari ücret, vatandaşın ekonomik beklentileri, öğretmen, memurların beklentileri, müfredat, mülakatı konuştuk diyor Bahçeli ile birlikte olalım. Hep biz yapalım, peşimizden gelin diyecek halimiz yok diyor. Nasıl buluyorsunuz o görüşmeyi? Hiç de olumlu bulmuyorum. Çünkü? Çünkü 10 dakika önce bu görüşmeden 10 dakika önce Sayın Bahçeli Özgür Özel'e ağza alınmayacak vatan hainliğine gidecek kadar ağır hakaretler etti. Sayın Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye yüzyılının kurtarıcı lideri olarak görüyor ve gitmemen gerekir diyor. Sayın Bahçeli kendi partisi ve kendi arkadaşlarının bakış açısıyla Millet İttifakı'nın mensuplarının tamamını hain görüyor, PKK'lı görüyor, FETÖ'cü görüyor. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. 22 yıldır bu ülkede muhalefete en ağır sözleri söyleyenlerin, en ağır hakaretleri edenlerin karşısında neyi konuşacağız? Yani Özgür Özel Sayın Bahçeli'ye bu asgari ücreti emekli söyleyerek eline ne geçti? Ona söyleyene kadar bak ne güzel karar almış işte. Meydanlara söyleyeceğiz. Halka söyleyeceğiz. Sarayı rahatsız edeceğiz. Bakın ordunun Çatalpınar ilçesi AK Partili belediyeninde. Bu seçimlerde AK Parti seçimi kaybetti, AK Partili belediye aldı. Niye böyle diyorum? Çünkü yeni gelen belediye başkanı o da AKP'li olmasına rağmen 8 işçiyi İyi Parti'ye oy verdi diye işten attı. Bakın AKP'li belediye AKP'yi alıyor 8 işçiyi işten atıyor. Dolayısıyla bu haksızlıklara karşı işten Ordunun Perşembe yaylası var. İnşallah bu yaz sizi götüreceğim sözün gücü ekibi olarak. Dünyanın Ulan, en, en, güzel en iyi davet geldi. Şimdi. Dünyanın en güzel menderesleri Uğur abi. Dünyanın en harika Menderesleri'nin olduğu bir coğrafya. İnsanlığın görebileceği en muhteşem tablolardan bir mekan. Maden arama ruhsatı verdi bu iktidar. Maden arama ruhsatı verdi. İşte biz oraya gideceğiz muhalefet olarak. O Menderes'e zincirleyeceğiz milletvekilleri olarak kendimizi halkla beraber. Bu perşembe yaylasını senin rantiyeci düzenle kurban etmeyeceğiz. Çünkü o maden arama ruhsatını veren adamın adı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi geçenin manşetini koyalım. Muhalefetin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Çünkü ülkenin can yakıcı sorunları birikmiş vaziyette. Gerçek gündeme bir an önce muhalefetin konsantre olması lazım. Ama şimdi 20 yıl boyunca Atatürk başta olmak üzere bu muhalefeti destekleyenlere her türlü hakareti yapan, küfür eden, e, iftira atan trolü Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı makamında kabul etmekle onu ödüllendirmiş olmuyor mu? Olmuyor mu? Soruyorum. Biz bunu şimdi. hak ediyor muyuz? Biz bunu hak ediyor muyuz? Bu arada Ve bununla ilgili de bir gelişme bir var. Bunun için mi biz bu mücadeleyi? Taha, taha Hüseyin Karagöz e, iktidara yakın bir kişiye demeç vermiş. Diyor ki e, not alın düğüne gideceğim demiş adamlarına. Ben bu düğüne gideceğim. Notunuzu alın demiş. Peki, e, o bu durumda Uğur Dündar'ın linç edilip, Cemal Enginyurt'un linç edilip, Ruşen Gülte. ben mahkemelerde uğraşıyorum. Ceri Boncu delisinden cübbesizine hepsi bana dava açtı. Hem tazminat davası. Eskiden CHP'ler açıyordu. Kaderim hiç değişmiyor. Şimdi de Karşıdakiler açıyor. Peki ara biz bunu niye yapıyoruz? O zaman biz de oturalım. Evet. Bayan Münih Real Madrid ne yapar bu akşam? Herkes gibi onu konuşalım. Evet. Fenerbahçe takım yeniyor değil mi şu e, anda? Monaco'yu eledi. Monaco'yu eledi. Evet. Tebrik, tebrik ediyoruz tebrik Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe. E, bunu konuşalım. Evet. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi veya AKP'nin bu gücünü niye karşımıza alıyoruz ya? Bizim derdimiz ne? Biz çocuklarımız güzel bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Biz milli gelir 25 bin dolar olsun istiyoruz. Biz dünyanın 276 ülkesine vizesiz girelim diyoruz. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'la mümkün değil. Bu ülkeyi istila edenleri bu ülkeden gönderelim diyoruz. Bunu hukuksuz bir şekilde değil. Suriye ile oturalım. Diğerleriyle görüşelim. Ama bu ülkeden e, işgal etmiş insanları gönderelim. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya geliyoruz. Her yani e, Evet. Edilen küfürlerin hadd hesabı yok, hakaretlerin hadd hesabı yok. Yani o kadar çirkin hakaretler ediliyor ki birçoğunu da çöğütler, avukatlar e, mahkemeye vermek zorunda kalıyorlar. Mahkemeye verdiklerinde de o hakaret edenler öyle şerefli, öyle delikanlı çıkıyor ki elin ayağın öpeyim diyor, ne olursun affet beni diyor, ben yazmadım çocuğum yazdı diyor, karım yazdı diyor. O zaman işte buna ne gerek vardı? Özgür Özel... Başka kabul edecek adam bulamadın mı? Düğününe başka gidecek adam bulamadın mı? Ben kızımın düğününe çağırdım. Niye gelmedin de? Taha'nın düğününe gidiyorsun ya. Bu, çok, bu çok güzeldi. Çok ee... içtendi ve bence çok şey özetliyordu. Ee...